genel kurulumu kısa sürede tamamlanması yanı sıra depreme dayanımıyla ön plana çıkan prefabrik yapıların kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor. Doğayla baş başa özgür bir yaşamın kapılarını aralayan prefabrik yapıların sağladığı avantajı Adapazarı'nda faaliyet gösteren Huzurlu Prefabriğin kurucusu Osman Kurnaz anlatıyor. Prefabrik yapıların hayatımıza daha yoğun olarak girmesi 17 Ağustos depremi sonrasına denk geliyor. O zamana dek şantiyelerde geçici konut ve konteyner olarak kullanılan yapılar gün geçtikçe daha profesyonel, daha estetik yapılara dönüştü. O yıllardan bu yana sektörde hizmet veren Osman Kurnaz, Huzurlu Prefabrik markasıyla Adapazarı'nda faaliyet gösteriyor. Prefabrikler 17 Ağustos depreminden sonra genelde profesyonelleşmeye yönelmiştir. Bu alan içerisinde bundan önceki olan kısımlarda sadece kamu düzenindeki firmalar daha çok yani ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yapılan bir yapı sistemidir. 17 Ağustos depreminden şurada birkaç gün öncesinden yaşadığımız 17 Ağustos'un yıl dönümü itibariyle algı olarak halk arasında bu biraz daha yaygınlaşmıştır. Prefabrik yapı konusunda araştırma yapılırken firma geçmişi ve mühendislik altyapısı gözden geçirilmeli diyor Osman Kurnaz. Mühendislik alanında yapılan kurumlar her geçen gün kendisini yenileyerek ileri konut alanında ileri derecelere varabileceği kesindir. Yalnız bu arada merdiven altında yapılan ürünlere de halkımız fazla itibar etmemeli çünkü sağlıklı yapılar değillerdir. Bu konularda mümkün olduğu kadarıyla buna özen göstermeleri gerekir. Bizim yaptığımız binalar, evler, konutlar, kafeteryalar vesaire bunlar bizim zaten geçmişten geleceğe bizi taşıyacak olan ürünlerimizdir, referanslarımızdır. Prefabrik yapılar projelendirilmeden evvel tüketicinin o konutta nasıl bir yaşam sürmek istediği tespit ediliyor. Bizim için yaylalar, deniz kenarları, şehir merkezleri, köyler, bizden kim nerede hangi projeyi istiyorsa bizde mühendislik alanında çizimler projelendirilir ve kişinin yaşam şekline göre oluşturularak kişinin teslim edilir. Bizde önemli olan projeler başlamadan önce ilk önce kişinin yaşam alanlarını kendilerince tespit ettirilip ona göre projeler yapılır. İmalatımız buna göre başlar ve sonuç aynen insanların istediği noktaya getirebiliriz. İmza atılan her yapı kişiye özel olarak projelendiriliyor. Onlar talep edecekler bizden. Biz onların istemiş olduğu projeyi yatak odası, salonu, mutfağı, banyosu, tuvaleti vesaire. Yani nereyi kullanmak istiyorsa, kaç metrekare alanlarda kullanmak istiyorsa bize ön bir karalamayla gelirler. Biz onları projeye dökerek imalatlarını yapar, kendilerine teslim ederiz. İstenen her metrekarede yapıp prefabrik olarak inşa edilebilir diyor Osman Kurnaz. Bizim açımızdan bir sınır yok. Minimumdan maksimum dediğimiz nokta şudur. Biz eğer vatandaş bizden 10 metrekare bir yapı istiyorsa biz bunu yapıyoruz. Ama bizden 1000 metrekare istiyorsa biz bunu da yapıyoruz. Prefabrik yapılar yalıtımlı yapısıyla hem yazın hem de kışın konforlu bir yaşam vaat ediyor. Enerji tasarrufu da burada devreye giriyor. Yaz aylarında termometrelerimiz ne kadar yüksek derecede olursa olsun bizim binalarımızın duvar kalınlıkları 10 santim olduğundan dolayı tamamen termoslamadır. Yazın iklimleme cihazlarına ihtiyaç duymadan biz bu evlerimizde doğal bir ortamda serinleme imkanımız mevcuttur, imkanımız vardır. Bu da şundan ibarettir. Güneşin dönüşümlü olduğu noktalarından camdan içeriye güneş girmediği sürece evler yayla serinliğinde kalabilir. Kışın da bir o kadar mum yaksan evin her tarafını ısıtabilecek ortamları oluşturmak mümkündür. Betonarme yapılarla prefabrik yapıları depreme dayanıklılık yönüyle de kıyaslıyor Osman Kurnaz. Betonun binlerce ton ağırlığında bir evinin yapının ne kadar dayanıklı olduğunu 17 Ağustos ve akabinden gelen depremlerde bunları gördük ve görmeye de devam edeceğiz bu şekilde. Halbuki gelişmiş ülkelerde
bizden daha ileride depremleri yaşayan ülkelerin bize göre zayiat, mal ve can kaybı bizden çok daha az olması, işte bilinçli olan toplumların bu alanlarda geliştirerek kendilerini, yapı sisteminin ne şekilde olacağını onlar daha önceden karar vermiş ve hayatlarını, ailelerini, çoluğunu, çocuğunu o şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Prefabrik yapılar konusunda her geçen gün daha fazla insana bilgilendirmek Osman Kurnaz'ın temel amacını teşkil ediyor. Hala görmeyen, duymayan ya da bilmeyen insanlarımız var. Biz bunlara ulaşmaya çalışıyoruz. Halbuki prefabrik demeyelim biz bunlara. Bunlar mimari olarak çok daha görsel efektler alabiliriz. Biz geliştikçe, ileriye doğru geliştikçe dünyanın en güzel binalarını bizim yapmamız mümkün. Ancak biz bunları imkanlarımız dahilinde, ekonomik açıdan büyüdükçe, yani bir farkındalık yarattıkça biz bunları ancak yapabiliriz. Prefabrik yapıların yaygınlaşması noktasında devletten de beklentileri bulunuyor Osman Kurnaz'ın. Devletimizin bize az da olsa en azından mevzuatlarda bir takım sıkıntılarımız var. Buna ilgili merkezlere, belediyelerimize ya da Şehircilik Bakanlığımızın ilgili birimlerine bunları alacak olan kişilerin mutlaka işlerini kolaylaştırmaları gerekir. Yapılması gereken şeyler bunlar. Bizim en büyük desteği alacak olduğumuz kısımlar buralar. Bize bu imkanları tanırlarsa biz daha çok güzel şeyleri yapacağımıza adım gibi eminiz. Doğayla iç içe özgür bir yaşamın kapılarını aralıyor prefabrik yapılar. Hazır paket projelerden değil, onların kendi projelerinden gelsinler, onlara özgürlüğü biz tattıralım. Biz sadece şehir merkezlerine ev yapmıyoruz. Yaylalara ev yapıyoruz. Ovalara ev yapıyoruz. Deniz kenarlarına ev yapıyoruz. Yazlığınız bizden olsun, kışlığınız bizden olsun. Ama her şeyinizi biz yapalım. Huzurlu bir hayatı siz yaşayın. Emek bizden, yaşamak sizden. Osman Kurnaz gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen her türlü talebe yanıt verebildiklerini söylüyor. Türkiye'nin değil dünyanın her yerine gidiyoruz. Bizim açımızdan bir sıkıntı yok. Bizde mevcut olan düzen şudur. Kişiler nereden bizden talepte bulunursa bulunsun. Yalnız şu vardır. Bulunduğumuz merkezden belirli bir alanlardan sonra, kilometrelerden sonra nakliye bedelleri kişilerin kendilerine aittir. Aynı nitelikte betonarme yapının tamamlanacağı sürenin 3'te 1'inde prefabrik yapıda yaşam başlamış oluyor. Öte yandan tadilat durumlarında da kısa sürede müdahale edilebiliyor. Yaz aylarında maksimum 15 günü geçmez. Kış aylarında mevsim itibariyle bazı coğrafya bölgelerimizin vermiş olduğu koşullara göre değişebiliyor. Ama en uzunu bir de bir ayın üzerinde değildir. Herhangi bir tahribat söz konusu olsa bile hemen anında müdahale edilebilecek, yaşamı devam ettirebilecek bir yapı sistemidir bu. Prefabrik yapıların inşa edileceği iklim özelliklerine göre önlemler alınıyor. Rüzgar ve kara yönelik dayanım artırılıyor. Osman Kurnaz sözlerini noktalarken prefabrik yapının yaygınlaşmasına dair temennilerini paylaşıyor. Kar alan bölgelerle fırtınalı olan bölgelerin bize daha önceden bizzat elimizde mevcut haritalarımız var bununla ilgili. Ama bilmediğimiz, tanımadığımız coğrafyaların bilgilerini de kendilerinden aldığımız noktasında biz o bölgeye göre mimari tarzlarımızı ortaya koyarak, statik hesaplarımızı da ona göre hesaplayarak o bölgeye özgü projelerimizi yapıp kişilerin yaşam biçimine sunuyoruz. İnşallah sizin vesilenizden ihtiyaç sahiplerine bu şekilde ulaşabiliriz. İnşallah sizin de bizim de bu alanda katkımız olduysa bir nebze biz kazanmayalım, vatandaşımız kazansın ama sağlıklı kazansın.